Herkese merhaba arkadaşlar. Birçok adayımızın yaşadığı problemlerden bir tanesi hangi duvaya yanaşıp hedef alacağını şaşırmak oluyor. Bu da maalesef parkımızın hatalı olmasıyla sonuçlanıyor. Öncelikle hedef alacağımız dubanın yanına yanaşıyoruz. Arkasında park alanı olan ve aracımıza yakın olan dubayı hedef alıyoruz. Arkasında park alanı olması neden önemli? Çünkü hedef aldıktan sonra park alanında parkı tamamladığınızda hem arka dubalardaki mesafeyi ayarlamış oluyorsunuz, park bitiminde arka dubalarla aranızdaki mesafenin doğru ve uygun biçimde kalmasını sağlıyor. Hem de buradaki dubayı hedef alırsanız parka başladığınız anda hemen arkasındaki dubaya çarparsınız. Yani bizim asıl hedefimiz olan dubaya çarparsınız. Hemen yanaşıp dubayla aramızda bir insan geçebilecek kadar mesafe bırakıyoruz. Kabaca böyle söylediğimizde algı daha iyi oluşuyor. Ne demiştik? Arkasında park alanı olan, aracımıza yakın olan dubayı hedef alıyoruz. Nereye alıyoruz biz bu hedefi? Hemen arka camımızın köşesine denk getirerek parkımıza artık başlayabilecek konuma gelmiş oluyoruz bu şekilde. Tam olarak böyle görmelisiniz. Sağ aynanızı indirdiğiniz zaman da görüntünüz şu şekilde olur. Gördüğünüz gibi arka lastiğimiz hemen hedef aldığımız dubanın çaprazında kalmış oluyor. Yani bir tık önünde diyebiliriz. Bu şekilde park başlangıç hedefinizi, yanaşma hedefi de diyebiliriz. Bu şekilde aldıktan sonra parkınıza başlayabilirsiniz. Lütfen karıştırmayın. Aksi halde yanlış hedef aldığınızda direkt üzerine gideceğiniz duba hedef dubanız olacak ve parkınızın hatalı olmasına sonuçlanacaktır. Yani şu şekilde biz eğer bu dubayı hedef alırsak, gördünüz öndeki dubayı hedef aldım, tam sağa kırdığımda aynadan göstereyim, diğer dubanın üstüne gittim. Şimdi dışarıdan da göstereceğim, daha iyi anlayın. Evet, yanlış hedef aldığımızda bu şekilde dubanın üzerine gittiğimiz görülüyor. Eğer hedefimi doğru almış olsaydım, yani ben buradaki dubayı hedef almış olsaydım, o zaman aracım direkt olarak park alanının içine dönüyor olacaktı. Gördüğünüz gibi yanlış hedef daha başlangıç anında bizim parkımızın başarısız olmasına sebep oluyor. Şimdi bir de dışarıdan doğrusunu görelim. Dubaların yanına yanaştım. Bir insan geçebilecek kadar mesafe bıraktım. Hemen hedef dubamı buluyorum. Ne demiştik? Arkasında park alanı olan dubayı hedef alacağız. Az önce hatalısını görmüştük. Şimdi evet, hedefimi aldım. Dubayı köşede gördüm. Aynamdan kontrol ettim. Tam sağ kırdım. Şimdi gördüğünüz gibi aracım park alanının içine doğru döndü. Ve hiçbir şekilde dubaya temas yok. Bir de dışarıdan bakalım. Önceki görüntüyü hatırlıyorsunuz. Aracımız döndüğünde gerçek hedef olan dubamızın üstüne gidiyordu. Çünkü yanlış hedef almıştık. Hedef dubamız arkasında park alanı olan duba diyoruz ve dikkatli bir şekilde yanaşmamızı tamamlıyoruz. Videonun faydasını görmeniz dileğiyle arkadaşlar. Umarım bu videodan sonra başlangıçtaki hedef dubanızı karıştırmazsınız. Hoşça kalın. İyi dersler ve başarılar diliyorum.